Peki. O zaman şöyle bir IQ meselesine girelim. Şimdi yaptığımız çalışmalarda bir şeyleri hesaplayabilmemiz gerekiyor, değil mi? Mesela yani Microsoft'un yapay zekası mı daha iyi, yoksa Google'ın mı daha iyi, yoksa Baidu'nun mu vesaire. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada Cornell University tarafından 2017'de Google AI takımı, yani Google AI takımından kastım onun çalışan ekibinden bahsetmiyoruz aslında. Onların geliştirdiği yapay zekaların IQ'sundan bahsediyoruz. En yüksek IQ'ya sahip firma Google AI oldu. Google'ın AI altyapısı oldu. Google'ın AI IQ'su 47.28. İnsanla kıyaslarsak 18 yaşındaki bir insanın ortalama IQ puanı 96. 6 yaşındaki bir insanın puanı ise ortalama 55.5 gibi. Hani arada halen de insanla ciddi bir fark var. Yani aslında 6 yaşındaki bir çocuğun bile henüz kapasitesine ulaşmış değil. Ama bu hesaplama gücünden bahsetmiyoruz işte. Orada bir ciddi farklılık var. Sadece IQ. Tabii ki bu 3 yıl önce yapılan bir araştırma. Hani 3 yıl içerisinde gerçekten devasa değişiklikler oldu. O IQ'nun eminim çok ciddi artmıştır. Tabii ki ikiye katlanmaz şu an ama ciddi artmıştır. Google AI'nin rakipleri Baidu, en yakınlarından bahsediyorum. Baidu 32.92 IQ'ya sahip. Google ise 47 idi. Bing 31.98. Apple'ın Siri'si 23.9. Evet biliyorum çok ciddi bir reklam kampanyasına tutuldunuz ve Google Siri sanki çok zekiymiş gibi satış odaklı reklam yapıldı herkese. Ama aslında Bing bile daha zeki. Bing bile'den kastım Microsoft'un Bing arama motoru genellikle çok fazla hani rekabet içerisinde olması bayağı bir zor olan bir arama motoru diyelim. Yıllardır üzerinde çalışılıyor. Gerçekten ciddi bir ekip var ama rakiplere göre aslında çok önde olan bir şey değil. Arama motoru değil. Ama o bile mesela Siri'nin çok önünde yani. Neredeyse yarısı kadar. 2014 yılında ise bakın Google 2014 yılında aynı araştırma yapılıyor ve orada da Google AI 26,5. Bakın 26'dan 47'ye çıkmış. 20 puan artırmış. Kaç yıl? 3 yıl içerisinde ve 2014 ile 17 arasındaki gelişmelerin belki kat kat fazlası 2017 ile 20 arasında yapıldı. Aslında bu IQ puanı 6 yaş insanın IQ puanı çok üzerine çıkmıştır diyebilirim. Baidu'da ise 23,5.